Bugün size bildiğiniz, en azından duyduğunuz, kısa hikayelerine şahit olduğunuz bir büyük eserden bahsetmek istiyorum. Bostan. Şirazlı Sadi'nin, Sadi Şirazi'nin gerçekten müthiş hikmetler ve ibretlerle dolu bir eseri diyebilirim. Ve bu kısa kısa hikayelerin içinde bulunması dolayısıyla kolay okunabilen ve okundukça da insanı gerçekten kendisiyle bir hesaplaşmaya doğru istemese de sürükleyen bir kitap. Hakikati, güzelliği ve insan olmanın erdemini örneklerle anlatan, kısalarla anlatan, hikayelerle anlatan harika bir kitaptan bahsediyorum. Bostan'ın çok sayıda çevirisi var. Ben bu çevirisini antik şark klasikleri, antik yayınlar arasından çıkan çevirisini beğendim. Gayet güzel, gayet rahat, anlaşılabilir şekilde ele alınmış. Siz de bunu ya da istediğiniz herhangi bir tanesini okuyabilirsiniz. Ben bunun içerisinden size en son bölümlere yakın, son sayfalardan birinde bir dua var, bir yakarış. Meczubun yakarışı diye Şirazi, Sadi Şirazi bize anlatıyor. Bunu paylaşmak istiyorum. Harem-i Şerif'te bir meczubun yakarışını dinlemiştim. Hatırladıkça ürperiyorum. Yüreği yaralı adam şöyle diyordu, titreyen sesi ve elleriyle. Ey Allah'ım, beni bağışla, beni alçaltma, beni bırakma. Senden başka kim elimden tutabilir? İster bağışınla çağır, ister kov beni. Eşiğinden başka gidecek bir yerim yok. Allah'ım, güçsüz ve çaresizim. Biliyorsun. Kötülüğü buyuran benliğin elinde tutsal. Aklım azgın nefsin dizginlerini tutamıyor. Nefis ve şeytanla kim başa çıkabilir? Karınca kaplanla dövüşebilir mi? Yolundan ayrılmayanların hatırı için bana da yol ver. Düşmanlardan koru. Ey Allah'ım! İlahlığının hatırına, eşi benzeri olmayan sıfatlarının hatırına, Arafat'ta lebbeyk diye çığlık çığlığa bağıranların hatırına, Medine'de yatan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hatırına, yolunda canını adayan yiğitlerin tekbirleri hatırına, düşmanlarını adam saymayan savaşçılarının hatırına, yolunda şehit olmuş ve yaralanmışların hatırına, yardım et bana. Son soluğumda bir iki demekten koru beni. Gece gündüz eşiğinden alnını kaldıramayanların şefaatini umuyorum. Ey Rabbim, temizlerin hakkı için beni kirlerimden uzaklaştır. Bilmeyerek yaptığım hataları bağışla. Kulluktan beli ikiye katlanan, kötülüklerini düşünerek başını utançla öne eğen yaşlıların hürmetine, gözlerimi mutluluk eşiğinden, dilimi sana tanıklıktan bir an olsun ayırma. Yolumu aydınlat Rabbim. Gözlerimi gereksiz ve kötü şeylere bakmaktan sakındır. Senin aşkınla dönen bir zerreyim ben. Varlığım ve yokluğum birdir katında. Bağış güneşinden bir kıvılcım bağışla, o ışıkta boğulayım. Ey Rabbim, sana karşı duran kullarına bak. Bakılması gereken onlardır. Sen sultansın, biz kuluz. Bir bağışın yeter bize. Allah'ım, Adil isminin gölgesine sığınıyorum. Beni onunla cezalandır. Başka kapım yok. Bir an ayrıldıysam kapından, şimdi bütün varlığımla pişmanlık acısını çekiyorum. Geldim, eşiğindeyim, yüzüme kapama sonsuzluk kapısını. Neden olduğum çirkinliklerden dolayı başımı çaresizlik içinde eğiyorum. Sunacak bir özrüm yok. Allah'ım, sen sonsuz bir güzelliğin sahibisin. Ben mutlak yoksulluğun tutsağıyım. Günahımdan dolayı cezalandırma. Bağışla beni. Zengin yoksula acır. Ey Rabbim, ruhlar meclisindeki yeminimi unuttum. Ne yapayım? Gaflete düştüm.
gayret eli, kaza okuna karşı ne yapabilir? Ey Allah'ım, ne yaptıysam yıkıldı. Sen efendimizsin. Kulun sözü geçer mi efendinin yanında? Her şey senin ezeli ve ebedi iradene bağlıdır. Hiçbir şey senin yargından kurtulamaz. Evet, kıssalardan, hikayelerden biri bu bostanda. Bu bostanda çok güzel şeyler devşirilmiş. Çok güzel ekinler çıkıyor. Gerçekten insanın bahara dönmesi için, kendisini böyle yeniden sorgulaması için acayip bir fırsat sunuyor. Bu kitabı öneriyoruz. Okumalıyız.